Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Bir önceki videoda sertleşme bozukluğunun tanımını yaptık, öneminden bahsettik. Bu videoda kısaca sertleşme bozukluğunun nedenleriyle ilgili konuşacağız. İki ana temel nedenimiz var, organik neden ve psikolojik nedenler. Bunlar ayrı ayrı da olabilir, içe de geçmiş olabilir. Temel felsefe olayda, bu olayda temel felsefe şu: sertleşme erkek için güç ve iktidar demek. Sertleşmesini kaybeden erkek gücünü ve iktidarını kaybeder. Dolayısıyla sorun sadece organik bile olsa mutlaka altında bir psikolojik alt tabanı yatmaktadır. Onun için hastaları değerlendirirken biz mutlaka organik sebep de olsa psikolojik altyapıyı unutmamamız gerekiyor. Evet, psikolojik nedenlerden çok fazla neden sayılabilir. İşte aşırı yorgunluk, stres, partner uyumsuzluğu vesaire vesaire sayılabilir. Burada bahsetmek istediğim şey performans anksiyetesi. Biz nörologların görevi performans anksiyetesi varsa bunu saptamamız ve hastayı bir cinsel terapiste yönlendirmemiz. Performans anksiyetesi olup olmadığını aslında biz muayene sırasında az çok anlayabiliyoruz. Siz de bu videodan sonra umarım anlayabilirsiniz. Örneğin birinci kriteri şudur: mastürbasyon sırasında sertleşme tam olur ama ilişki sırasında sertleşme olmaz. İkinci kriter: aynı partnerle farklı zamanlarda, örneğin pazartesi günü sertleşme çok iyiyken perşembe günü sertleşme bozukluğu olabilir ve bu tekrar edici bir durumsa. Üçüncü kriter: farklı partnerlerle sertleşme bozukluğu olması. Bir partnerle sertleşmenin tam olması, diğeriyle olması. İşte bu kriterlerden bir tanesi var ise ortada bir performans anksiyetesi var demektir. O zaman hiçbir organik tedavi yapmamıza gerek yoktur. Evet, organik tedavilerde en sık gördüğümüz sorun damarsal problem. Şimdi penisin bir kan akışı var ve bu kan akımı dengede olması lazım. Yani gelen kan akımıyla giden kan akımı arasında bir denge olması gerekiyor. Gelen kan akımı az ya da giden kan akımı fazla olursa o zaman bir sertleşme bozukluğu ortaya çıkabilir. Yine penisin sinirlerinde bir problem varsa, ana sinirinde ya da içindeki sinirsel iletide bir problem varsa o zaman sertleşme bozukluğu görebiliyoruz. Hormonal nedenlerle ilgili çok şey söylenebilir ama yeri gelmişken testosteronla sertleşme arasındaki bağlantı ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki sertleşme düzeyi ile testosteron düzeyinin direkt ve doğrudan bir bağlantısı yok. Bu ne demek? Kişinin testosteron düzeyi çok yüksekse sertleşmesi de çok fazla olacak diye bir kural yok. Ya da çok düşükse sertleşmesi düşük olacak diye bir kural yok. Tabii ki bir bağlantı var ve biz özellikle hastanın testosteronu düşük ise bunu yerine koyma tedavisi yapıyoruz. Ama normal testosteron düzeyi olan bir hastada testosteron verdiğimiz zaman sertleşmede de çok da fazla artış olmayacaktır. Bir diğer durum penis hastalıkları. Özellikle penisin zarında meydana gelen kalsifikasyon dediğimiz Peyronie hastalığı kabaca tarifiyle. Peyronie hastalıklarında penis tabii ki enine boyuna geliştiremeyeceği için bir sertleşme bozukluğu olacaktır. Yine penis kırıklarından sonra sertleşme bozukluğu görülebilir. Bir diğer durum ilaçlar. Özellikle tansiyon hastalarının ya da kalp damar hastalarının kullandığı bazı grup ilaçlar ciddi anlamda sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Yine antipsikiyatrik ilaçlar sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Mastürbasyon burada mı, psikolojik bir tartışmasına girmeyeceğim. Bence organik bir durum, bir davranış bozukluğu. Eğer mastürbasyonu çok fazla sayıda ve uygunsuz yaparsanız cinsel döngünüze aykırı hareket etmiş olursunuz ve dolayısıyla organik ve fiziksel olarak bir sertleşme bozukluğu yapabilir. Evet, bazı hastalıklardan bahsedelim. Örneğin şeker hastalığı nasıl bir sertleşme bozukluğu yapıyor? İlk konuşmamda söylemiştim. Sertleşme bozukluğu olan hastaların %50'sinde şeker hastalığı vardır diye. Evet, neden bu böyle? Çünkü şeker hastalığı tam 4 mekanizma ile birlikte sertleşme bozukluğu yapıyor. Hem damarlarda, hem sinirlerde, hem hormonlarda bozukluk yaratıyor. Üzerine bir de performans anksiyetesi eklediğimiz zaman sertleşme bozukluğu oluyor. Yine kalp hastalarında ve tansiyon hastalarında damarlarda sorun yaratıyor ve performans anksiyetesi yaratıyor. Ayrıca bazı kullanılan tansiyon ilaçları da sertleşme bozukluğuna neden olduğu için ortaya vahim bir tablo çıkabiliyor. Bunun dışında özellikle bel bölgesinden geçirilen ameliyatlar, bele olan travmalar,
Özellikle bazı işte bizde prostat kanseri ameliyatlarından sonra sinirsel iletilerde bozukluk olduğu için sertleşme bozukluğu ortaya çıkıyor. Evet, sertleşme bozukluğu ile ilgili genel nedenler bunlar. Konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Ama işin özeti budur. Bir sonraki videomuzda sertleşme bozukluğunda tedavi basamakları ile ilgili devam edeceğiz. Teşekkür ederim.